Otoseyir'e hoş geldiniz. Bu haftaki test konuğumuz Volvo XC90. Otoseyir'e uzun zamandan sonra gelmiş bir premium konuk. Öyle, hep antin kuntin arabalar inceliyoruz. İzleyicilerimiz affına sığınarak. Geliyor bazen istekler, alınabilir arabalar niye incelemiyorsunuz, işte Fiat neye incelesiniz, Egea'ya incelesiniz. Tabii onlar da incelediler. Alın size alınabilir araba. Yani alınası arabaları incelemeyi daha çok tercih ediyoruz. Ama ne zaman yılbaşı ikramiyesi çıktıysa ancak alabileceğimiz bir araba. Yılbaşı ikramiyesini çoluğa çocuğa dağıtıp gözün kalan bozuklarla alınacak araba. Fiyatından başlayalım madem öyle girdin. Şu anda test ettiğimiz araç XC90 D5 R Design paketi, öyle değil mi? Evet, ve birkaç opsiyon daha var. AVD, zaten hepsi AVD olarak geliyor. Hepsi AVD, havalı süspansiyon, Bowers Wilkins harika müzik sistemi. Cam tavan, birkaç oyuncakla beraber. Kaça çıkıyor fiyat, seni duyamıyorum. 696 bin TL. Bir daha söyle. 696 bin TL. Hey yavrum hey. An itibariyle 2018'in ocağındayız. Evet. Üst dilim ÖTV'ye giriyor. Ondan sonra işte katlamalı ÖTV'ye giriyor. Euro kuruyla çarpılıyor. Kıvırıp sokmalı ÖTV'ye de giriyor mu? Maalesef. Ona girmiyor. 2 litre çünkü. Bu arabadan daha ucuza satılan, yani satış fiyatı itibariyle bundan daha ucuz olup da bunun misliyle pahalısı arabalar var. Tabii. Pazarımızda Amerikan arabaları. Bu arabanın eski versiyonları da 2.5 litreydi D5 motor. Hatta Volvo'nun motorizasyon isimlendirmesi çok mantıklıydı. Harika bir jargonlarını bozdular. T5. T6. 5 silindirli motor bir ara vardı diye hatırlıyorum. Vardı. T6 sıralı 6 silindir. T5 5 silindir. 4. Sonra 3 çıktı. Bir garip olduk. Sonra D2'ler geldi. Aman yarabbi dedik. Eski motorlar. Şu anda verimlilik turbo, sıralaması. Turbo beslemeli motorlarla sadece güç çıkışına göre artan rakamlarla aynı eşleştirilen 4 silindirli makine. Evet. Biraz daha düşük turbo basıncıyla D4, daha büyük turbolar ve ona uygun yakıt hattıyla beraber D5 diye satılıyor. Evet. 222 beygir. Öyle değil mi? 235 beygir can. Öyle mi? Evet. Peki. Tam değerini vermek gerekirse. Peki. Tork değeri de 460 Nm. Pazardan pazara küçük farklar fark ediyor öyleyse. Tabii yani mesela Norveç gibi ülkelerde çok güçlü motorlara ekstra vergi geldiği için İsveç'in komşusu Norveç, onlara özel mesela D3 motor bile sunulabiliyor. Türkiye'de şu anda çok çok büyük avantaja sahip bu araba. Evet. Eski jenerasyonlarına göre. Çünkü tabii, eski jenerasyon büyük motorlu dizel bile, benzinlisi Amerika'da çok sevilmişti. Yamaha'nın V8 motoru vardı. Volvo V8 yapmamıştı. Yamaha'dan almıştı. 4.6 litreydi yanlış hatırlamıyorsam o makine. Türkiye'de tabii acımasız vergi. Hem vergi avantajı var can, hem de güç avantajı var. 2200 kilogram ağırlığında bir arabadan bahsediyoruz üstündeki opsiyonlarla boş beraber. Boş bir de bizle beraber 2400 tabii oluyor. Neredeyse 2.5 ton ağırlığında bir makine ve... O kadar şişmanladın mı? Yani cam tavan opsiyonlarıyla beraber ben o mertebeye çıktığını düşünüyorum yani. Doğru söylüyorsun. Teknik katalogda 2200 kilo olarak geçiyor. Çok doğru. Arabaların hep boş ağırlığı tam tıkır donanımla veriliyor. Bu araba bir hayli dolu, onu da hissettiriyor. Arabaya ben özellikle farklı farklı insanları da bindirdim kanaatlerini alayım diye. Hepsinin ağız birliği yetmişlercesinde kanaati aynı. Çok dolu bir araba, çok ağır bir araba diye. Hissiyatı öyle fakat kullanımı zor değil. Evet. Sokurmam arabası. İnsanlar bu arabayı Amerika'da güvenli şeyinden dolayı, güvenli imajından dolayı alıyorlar. Mümkün mertebe arabanın işte evden okula, okuldan belki işe, işten tekrar geri çocukları toplamaya kullanılacağı öngörülmüş. Bunu da yapabilecek şekilde bütün kumandalar yumuşacık. Evet. Sertlik ayarları var. Pek değişmiyor ama en sert ayarında, dinamik modunda bile birazcık yumuşak kalıyor benim evet, zevkime. Burada bir drive mode kontrol paneli var. Öyle. Buradan bastığımız zaman neler çıkıyor? Eco. Biz şu an Eco'dayız. Konfora geçebiliriz. Dinamik var. Bir de individual. Evet. Yani parametrelerini kendimiz kişisel olarak seçtiğimiz. Bir özellik daha var. Onu niye kullanıyoruz? Orada off-road özelliği var ama belli süratlerde devreye alabiliyoruz. Aracın yerden düşük yüksekliğini 8 böyle santim kadar daha yükseltiyor. Niçin böyle? Bu arazi arabası ne kadar şey olabilir ki, dinamizmi bozulabilir ki diyenler olacaktır. Arabanın şey ayarı nedir adı? Dinamik ayarı şu anda bulunan R Design paketiyle beraber inanılmaz iyi yol tutuyor. Yani gerçekten 22 inç 275'e 35 tabanlı lastiklerle beraber geliyor araba. Evet. 22 inç jantlar. Havalı süspansiyon gövdenin yatmasına çok izin vermiyor. İyi kontrol ediyor arabayı. Lastikler de zaten sportif. Sportif. Prevli Scorpion serisi. Şu anda arabada kış lastiği takılı.
müthiş memnun kaldım. Hızlı girildiği zaman diğer sistemleri kapatınca, tabii kapatılabildiğinde hatırlatalım. Koruyucu sistemler devrede değilken viraja hızlı girildiğinde araba güvenli tutum sergilemeye devam ediyor. Savurtmak isterseniz de dengeli bir şekilde arabayı toplayabiliyorsunuz. Sadece direksiyonun biraz fazla turlu oluşu burada dikkatimi çekti. Evet. Yani ana eksenden neredeyse 2,5 tur sağa, 2,5 tur sola şeklinde bir turu var. Volvo'ların yani elektrikli direksiyonlarda daha kısa tur, 2 tur civarına alıştık artık. 2.2 tur. Birazcık daha fazla geldi. Volvo'ların eski direksiyonları dümen gibiydi, daha büyük. Çapıyla beraber de büyük araba kullandığını hissettiriyorlardı. Hele bir de üst kısmı ahşap olanlar ya da dış çeperi böyle tabii ahşap olanlar. Bunda da var o seçenek. Ama bizim R-Design donanımında daha sportif bir. Deri alkantara paket falan. Şurada da küçük R mavisi var. Dediğin gibi bu spor bir SUV. Yani kaba gövdesine dışarıdan bakıldığında iri yarı duran hatlarını dediğin gibi hiç yakışmayacak. Çok çok farklı sürüş dinamizmi sunabiliyor. 5 metre uzunluğu var can aracın. Evet. Yani büyük tam boy sedanların sınıfına yaklaşıyor. İyi de kullanmışlar. Tabii. Bu araba ecnebilerin tabiri. Jack of all trades, nasıl çevirelim? Her 10 parmağında 10 marifet bir araba. Her türlü kullanıma uygun diyorsun. Tabii. İstersen makam aracı olarak kullan. İstersen her türlü gideri var, her yola gelir. Kötü çeviriler de çok özür İstersen ederim. Bireysel kullan. Evet. İstersen aile kullan. 7 koltuk. Arka koltukları oturulabilir. Benim boyum 1.82. Sığmakta çok zorlanmadım. Binip binmek biraz zahmetli. Evet. Neyse ki arkaya doğru alçalan bir tavan profili olmadığı için baş mesafesi de uygun. Doğru. Orada böyle işte bardak koymaya, işte elindeki ıvır koymaya cepler falan da var. Klima menfezleri de unutulmamış ve yalıtım evet da kötü değil. Bizim pazarımıza satıla gelen MPV'lerde genelde gördüğümüz şey, orta koltuk sırasına kadar yalıtım güzel ama bagaj nahiyesinde bu uğultudan kafa şişiyor. Bu araba çok daha iyi o açıdan. O konuda gerçekten iyi çalışmışlar ve arkadaki 3. sıra koltukların üstünde bile hoparlörler dikkatimi çekecek. Yani oradaki yolcular bile bu Bowers & Wilkins sisteminin nimetlerinden faydalanabiliyor arkada. Ötesinde de şimdi CLS'nin Shooting Brake'i mesela piyasada satıla gelen bir opsiyon. Evet. Spor arabaların artık Panamera'nın da Station Wagon'u var. Spor arabaların Station Wagon versiyonları yük taşımak için değil, daha geniş hacim, düzgün ses mühendislerinin elinde ciddi ciddi akustik avantaj sağlıyor. Evet. XC90'ın da gövdesi kocaman, iç hacmi çok geniş. Bu alanı çok iyi kullanmayı bilmişler. O sayede arabanın içerisinde çok çok güzel ambiyans sağlanabiliyor. Müzik sistemi, hoparlörlerin sadece kendi kalitesi değil. Yani bu sistemi söküp oturma odanıza taktığınızda eğer düzgün yerleştiremezseniz bu kaliteyi almazsınız muhtemelen. Tabii. Yalıtım çok iyi. CD ile tabii. CD çalarımız da var. Güzel kaynak girişiyle beslerseniz, şimdi telif hakkında takılmayalım. Yok, açmayacağım zaten. Ha. Ben buradan başka bir özelliğe bakıyorum. Bir taraftan açsan da bu televizyonda televizyon reklamı yapmaya benziyor. Ne kadar canlı renkler, ne kadar güzel renk diyoruz. Sen kendi monitöründen tabii izliyorsun. Burada da ses kalitesini tecrübe etmeniz lazım içerisinde. Çok güzel. Ne kadar da bunun opsiyon fiyatı? 30.000 lira. 30 bin lira. Arabanın bayağı fiyatını küçük bir kere daha hatırlayalım. 696.000 TL. 696 bin lirayı veren, yani 660 bin liradan 30 bin lira daha üzerine koysun bir zahmet. Arabayı aldığını, bu opsiyonu eklediğine fazlasıyla değen bir sistem. Ha, orijinal sistem de kötü müydü? Başka Volvo'larda tecrübe ettiğimiz kaliteli olmayan sistem fena değil. Ama bu de farklı. Tabii. Bu farklı, bu üzerine özel çalışılmış. Watt değeri yüksek. İşte Twitter'ları, bassları, subwoofer'ı ayrı konumlandırılmış. İşte özel bir sistem ve şurada yani konser salonu diyor. Göteborg konser salonunun akustiğini bir şekilde burada simüle etmeye çalışmışlar. Artık klasik müzik müptelaları varsa bu özelliği de çok seveceklerdir. Diğer böyle house müzikleri, pop müzikleri bu dallarda biraz kötü bir efekt oluyor ama. Ama normal haliyle de onları fazlasıyla karşılıyor. Equalizer ayarı da isterseniz detaylı tabii bir şekilde sunulmuş. Arabanın şimdi bütün özelliklerini anlatırken hep aynı ekrana el gidiyor. Ben dış tasarımını çok beğendim. Tasarım olarak dış ambiyansı çok güzel arabanın. Şık çizgiler, fren lambalarının dikine konumu. Volvo'nun kendine has bir karakteristiği var. Bunu çok iyi yansıtırken arabayı özellikle arkada omuz çizgisinde değil mi Can? Böyle evet, dışarıya doğru bir kıvrım veriyor. Yani arabanın 1 kilometre mesafeden Volvo olduğunu anlamak mümkün. Ancak aynı tasarım estetiği iç mekana bu jenerasyonda çok güzel yansımamış.
eski Volvo'ların kabini bundan daha güzeldi. Bir önceki jenerasyon Volvo. Sen o havada olan paneli seviyorsun değil mi? Arkası boş olan ince. Çok daha modern, çok evet. daha güzel. Alüminyum şerit. Bunu muhtemelen maliyetini biraz daha kontrol edebilmek biraz için. Maliyet, biraz da artık yılların tasarım alışkanlığını değiştirmek istediler. Can biliyorsun Volvo'nun sahibi değişti. Çinlilere geçti. Ford'dan ayrıldılar. Bak, yani artık o şeyi geride bırakalım. Yeni bir iç tasarım, yeni bir dış tasarım, yeni bir Volvo yaratalım dedi adamlar. Burada güzel hatırlattın. Önemli bir şeyin de altını çizerim. Bu Çin malı Volvo değil. Tabii ki. Piyasada bir grup başka markaların elçiliğini yapan arkadaş var. İşte Volvo artık Çinlilere satıldı, yaramaz Çin malı araba oldu diye. Müthiş densizce akla zarar bir söylem. Bu arabaların Çin'le uzaktan yakından alakası yok. Hatta başka ülkede bile üretilmiyor. Tabii, İsveç'te üretilmiyor. İsveç malı. Koltukların kenarında da küçük İsveç bayraklarıyla zaten coşkularını yansıtmışlar. Baktığınızda çok ahım şahım Mercedesler, BMW'ler, Audi'lerin Çin'deki fabrikalarında daha düşük kaliteli üretimler yapılıyor. Tabii. Avrupa pazarına gelen büyük Mercedes SUV'ları Amerika'da üretiliyor, Alabama'da. Alabama fabrikası Amerika'da yine işçilik şeyleri göze batabiliyor. BMW'nin sonra fabrikası içler acısı. X5'lere gidin bakın. X5 ile 7'nin kabin kalitesinin bir olmadığını göreceksiniz fiyatları yakın olsa da. Evet. O yani bu anlamda Volvo'nun hakkını İsveç'te yaptığı üretimle Volvo işçilik Ford'un ve malzeme kalitesi olarak teslim evet. edelim yani. Ford'un himayesi altındayken çok ciddi segmentasyon sıkıntısı yaşıyordu. Ford'un uçuklu buçuklu modelleri Amerika'da kendi markasıyla, kendi üst markasıyla satamadığı şekilde Avrupa'da da başarısızlığa gömmeye mahkum ediyordu Volvo'yu. S80'in 1.6 dizel manuelini gördük bu pazarda. Evet, çok ciddi bu gözler onu gördü evet, yani. Çok ciddi prestij kaybına uğratıldı marka. Evet. S40 ve V50 çok şey arabalar değillerdi, çok arzulanır arabalar değillerdi. Volvo'nun eski S40'ı daha prestijli bir arabaydı. Ama yürüyen aksamları, kaliteli bileşenleri kullandılar. Volvo Çin'e geçerken alt segmente V40'ında gördüğümüz güzel bileşenler korunmuş. Ford boyunduruğu altındayken Volvo, Ford'un Avrupa'da yer almadığı, satamadığı modelleri satmaya çalışıyordu. Ama bununla beraber Ford'un üzerinde çok para harcayarak kullandığı bazı parçalardan da istifade etmişlerdi. Kompakt sınıftaki modelleri, kompakt premium modellerinde Focus'un altyapısını kullandıkları için çok ciddi rahat etmişlerdi. Evet. Çin'e geçerken iyi özellikleri yanlarında götürmüşler. Ötesinde üstünde kullanılan maliyet baskısından kurtulmuşlar. Evet. Artık arabalar daha özgür tasarlanıyor, daha iyi tasarlanıyor. XC90 ilk Çin finansörüyle tasarlanan Volvo. Tabii ya, Volvo'daki devrimin geldi. İlk ürünüydü. Evet. 2015'in sonunda çıktı yollara. Evet, peşinden S90 geldi. Bu araba bu haliyle dediğim gibi çok çok üstün özelliklere sahip ama bazı yerlerde şaşırtan küçük eksiklikleri var. Mesela? Dokunmatik ekranın tamamen mahkum bırakılması kullanım için, kullanıcının dokunmatik ekrana muhtaç olması benim için bir sıkıntı. Evet. Şurada iDrive'dan da Mercedes'in komandından da çok daha güzel Mod Select düğmesi var. Hem de düğmeler kaliteli, şıkır şıkır çalışıyor. Rulmanlı mı yapmışlar, nasıl yapmışlarsa. Ben çok sevdim. Evet, özellikle şu ses açma kapama düğmesi çok kaliteli. Düğme koydukları yerlerde düğmelerden kaçınmamışlar. Bak, bütün düğmelerin mürekkebi altında. Bu klasmanda artık ya metal ya gerçek malzeme kullanmak olmazsa olmaz ama burada da istediğiniz kadar uzun ömürlü, istediğiniz kadar oynayın. Evet, parmakların çok fazla üzerinde duracağı bir yere iyi bir koruma sağlamışlar. Evet. Yani uzun ömürlü bir malzeme olmuş. Daha evvel Honda Civic'te görüp çok beğenmiştik. Burada da karşımıza çıkıp ama dokunmatik değil bu paneller, onu da belirtelim. Değil. Tamamen değil. Basma hissiyatını istediyorsunuz. Dokunmatik yani. De olmasın zaten. Çünkü olmasın tabii canım. Dokunmatik bak. İsveç, mesela Mercedes yeni S serisi makyajlandı. Şuradaki evet. panelleri dokunmatik yaptılar. Mesela. İsveç arabası ya. İsveç arabası olduğu için hani soğuk iklimde de kullanılacağı. Şimdi bunu Norveçli balıkçı da alacak. Elin Nutricine el kremiyle. Norveçli balıkçı XC90 alabilecek bak. Dikkat çekin. Buraya. Tabii canım, yengeç falan avlıyor onlar. Pahalı şeyler sonuçta. Buraya dokunduğu zaman ne olacak? Dokunmatik ekran gitti. Ekran temizlemek ayrı dert. Yolda giderken evet. herhangi bir düğme aradığın zaman ben elimi atıp tabii. buradan düğme bulamıyorum. Menülerde gezerken haklısın. Mesela navigasyonu açtım, navigasyonu da büyüttüm. Buradan şimdi yan menüye geçeceğim. Ne oldu? Top olduk. Geçemedik. Alışkanlık istiyor bazı detaylar. Bu alışkanlığı da birkaç defa tecrübe edince kazanıyor insan ama ötesinde de hala daha el hafızası, mekanik hafıza yolda giderken uzanıp bir şey bulmakta zorlanıyor. Gözümüzü ayırmak lazım. Bereket ki bütün otomatik pilot sistemleri, bütün otonom sistemler son jenerasyonuyla bu arabada yer bulmuş. Evet. Kendi oluşturdukları bir sorunu
bir şekilde başka bir teknolojiyle toparlamaya çalışmışlar ama ben yine gerçek düğmeyi şurada, şu başarıyı bir iki düğmeyle daha tekrar arasalar iyi ederdim. Yani şuraya olması gereken sistem aslında bütün üreticilerin şu anda yaptığı şey maliyetten kaçmak. Buraya düğmeleri dizecekler. Bir tane de telefon veya tablet tutacağı koyacaklar. Oraya siz aldığınız arabanın uygulamasını yükleyeceksiniz. Ondan sonra da arabanın içinde kullanacaksınız. Bunu Volkswagen Up serisinde, Lupo'nun yenisi de denedi. Fakat çok küçük klasmanda araba olduğu için rağbet görmedi. Yani bir kere daha hatırlayalım. Ama canım kaç şöyle, ya premium segmentte bunu böyle bütünleşik yapmak, yani hem üretim kalitesi açısından hem de aracın diğer sistemleriyle bütünleşmesi açısından bir gereklilik. Şu anda bu güncel mi? Bu arabanın ömrü kaç sene olacak? Yani makul kullanım şartlarında 10 sene boyunca düzgün arızasız bir şekilde kullanılır. Apple'la Android'de bağlanıyor. 10 sene önce şu anda Bluetooth vardı görmediğimiz. Windows Phone vardı. Çıkacak deniyordu belki. Daha çıkmamıştı. Çıktı, yok oldu, bitti. Güncelliğini en çabuk yitiren sistemler artık infotainment sistemleri. Bu kadar pahalı arabalarda şimdi. Audio sistemi çok güzel. Yerleştirilmiş hoparlörler. Bunlar eskimeyecekler. Ama bunların sürücüsü eskiyecek. Demode kalacak. Yakışmıyor. Bunun güncellenebilir bir şey olması çok daha güzel olurdu. Ama tabii artık arabaların kullanım ömrü yavaş yavaş kısaltıldığı, ikinci el, üçüncü el müşteri düşünmediği için problem yok. Şu çıkıştan çıkalım can. Tamam. Bu çıkıştan çıkarız. Ha, ya da karşıya geçelim. Devam edelim. Sen nasıl istersen. Devam edelim. Ben direksiyon başındayım. R2-D2 sensin. Arabanın genel kullanımına ben çok bayıldım, aşina oldum. Uzun zamandır yani bu kadar dengeli SUV görmemiştim. Hem süspansiyon geometrisi hem havalı süspansiyonun çok çok ciddi katkısı var. Arazi sürüş modu var, eko modunda önü arkayı farklı yüksekliklere getiriyor. Dinamik modundayken bu lastiklerle, 22 inç jantlarla beraber çok uyumlu. Evet. Dinamik modu aldığın zaman neler değişiyor hocam? Gaz tepkisi, direksiyon hissiyatı, bunlar değişiyor değil mi? Gaz tepkisi normalleşiyor. Diğer modların hepsinde gaz aşırı sağır. Evet. İnsanlar ayaklarını çok hassas kontrol etmedikleri için bu yapılıyor. Gösterge konfigürasyonu değişiyor her modda. Ayrıca da renklerini, dizilimlerini seçmek mümkün. Dinamik modda kırmızı ağırlıklı gösterge yerleşimi var. Veya daha zarif, çerçevesiz tasarımda tercih edilebilir. Renk demişken can, iç ambiyans aydınlatması yok benim gördüğüm kadarıyla. Sadece üst taraftan kabine böyle loş bir ışık veriliyor. Çok karanlık olduğunda görebiliyorsun. Vallahi, onun dışında böyle o daha önceki konuğumuz E220D'deki gibi böyle içerisi pavyon gibi olmuyor. Yani. Pavyon gibi işte, uzak doğu yetişkin eğlence merkezi diyecektim ben de. bütün aralara LED şerit doldurduğun zaman kötü oyuncu bilgisayarı ergen konfigüre etmiş gibi oluyor arabayı. Bunda malzeme seçimleri de işçilikte son derece zevkli yapılmış. Evet. Her şey olması gereken yerde. Havalandırma menfezlerinin yerleşimi harika. İki ele eşit mesafede sürücünün elini iyi ısıtıyor, soğutuyor. Ötesinde arabanın fiyatı değil, direksiyon ısıtması el yakıyor. Öncelikle 2000 lira değerinde bir opsiyon. Evet. Isıtmalı direksiyon. Evet. Devamında koltuklar zaten. Alkantara, napa deri. Dikişleri koltuklar de çok, çok güzel. Rahat ama. Kavraması falan çok güzel. Öyle. Yani. Ön koltuklar tamamen elektrikli. Bir sürü ayarı var. Birazcık daha kısa boylu, biraz daha şişmanca insanlar çok rahat etmeyecektir. Onu söyleyeyim. Ben rahat ediyorum. Yan destekleri ayarlanamasa. Biraz daha kısa boylu değilsin. Yan destekleri falan ayarlanamasa da ona rağmen benim çok fazla sıkmıyor. Yani. Evet. Daha atletik yapılı insanlar biraz daha rahat edecek şekilde ayarlanmış. Artık yeni neslin gün geçtikçe boyu uzuyor. Baldır desteği var, bel desteği var. İşte koltuklar, sırt, minder, her türlü. Hafızalı, direksiyon, manuel ayarlı. Ve 3 hafızalı. Bazı modellerde 2 hafızaya rastlıyorsun. Bunda 3.'yü de koymuşlar. Çoğu modelde 2 hafızalar hatta. Nedir adı? Direksiyon kolonu manuel. Evet. Aslında onun da elektriklisi opsiyonu var ama bu konfigürasyonda bir şekilde denk gelmemiş. Arka koltuk kapalıkları çok dikkatimizi çekmişti. Bazı opsiyonları alınsın diye yapmışlar. Alınmadığı zaman böyle garip oluyor. Arka koltuk kapalıkların elektrikli yatırma opsiyonu var. Var, evet. Ama bu araçta yok. Bu araçta yok. Yatıramıyorsun. O yüzden biraz geri görüşü. Görüşü kapatıyorlar. Kapatıyorlar ama iç dikiz aynasının çerçevesiz ve bayağı büyük olması öyle. Ve şeyin odağının da böyle arka camdan direkt arkadaki arabaları net bir şekilde görmeni sağlaması. Öyle. Aslında güzel. Aracın cam panelleri falan günümüz standartlarına göre büyük, rahat bir görüş açısı var. Çevresel görüş çok iyi. Kafalık problemini aşarsan arabanın çevresel görüşünde hiçbir sıkıntı yok.
sadece yerden fazlaca yüksek olduğundan dolayı. İşte eteklerini, yani arabanın kör noktaları var dip köşelerinde, onları göremiyorsun. Pek de yok be Meriç. Hesapladığın zaman aslında yerleşimde ben çok rahat ettim. Hı-hı. Belki sen zorluk çektin ama. Yo yo, ben de 360 derece o kuş bakışı görüş sistemini kullandım. O olmadan, özellikle ben ona bakmadan arabayı duvara yakın yanaştırırken hiç zorlamadım. Hı-hı. Kaldırımlara yanaşırken ilk denememde iki parmak mesafeli jantları sürtmeden etmeden yanaşabildim. Boyutlarını tahmin etmek çok kolay. Bazı arabanın karın hattı sürücüyü yanıltıyor. Fakat yerden yüksek olduğu için iki arabanın arasında park etmek eziyet. Çünkü diğer arabaları görmüyorsun. Evet. Üstlerine çıkmak gerekiyor fark etmek için. 360 derece kamera sistemi de hem çok kolay kirleniyor, çamurlanmaya açık, hem de verdikleri görüntü o kadar da işe yaramıyor. Çünkü optik illüzyon şerit çizgilerinin arasında otoparkı kolay park ettirecek şekilde, evet, ayarlanmış. Yan görüntüler ve park sensörünün grafiği aslında biraz zayıf kalıyor. Arabayla ciddi alışkanlık olmadan tamam fikir veriyor ama iki arabanın arasında girerken gerçekten zorlanabilirsiniz. Biz tecrübeliyiz. Daha park konusunda sıkıntı yaşayacak insan güvenip almasın. Otomatik park fonksiyonu da var, eyvallah. Var tabii. Ama dikey de girebiliyor. Tabii. Paralel park da yapabiliyor. Tabii. İstanbul şartlarında onun da çok başarılı olmadığını söyleyeyim. Biraz genişçe boşluk arıyor. Ben pratik kullanımda ona yer bulamadım. Tabii. Sokakta şöyle bir gezdim. Yani benim normalde gireceğim yere o görmezden geldi. Ya sürücüyle aracın arasında bir alışkanlık bağı kurulması yaklaşık bir gün süren, birkaç saat süren bir işlem. Onu sağladıktan sonra gerçekten XC90 çok konforlu. Tabii ki şehrin yoğun olduğu yerlerde ebatları sorun çıkartabiliyor dönüşlerde, park manevralarında. Evet. Volvo bunun için ne yapıyor? Küçük SUV'lar çıkartmaya devam ediyor. En son XC40 evet. çıktı. Evet, evet. XC60 var. Bundan 200 bin lira daha ucuz. Veya normal otomobilleri var. Veya normal otomobilleri var. SUV almaya gerek yok. Genel kullanım itibariyle otonom sürüş özellikleri çok büyük artı. Arabanın dinamik performans sunabilmesi bu donanımda özellikle çok çok büyük arttı. Motor performansı yeterli, yakıt ekonomisi fena değil. 10 litre civarında. 10 litre civarında ortalama kullanımda. Evet. Çok aşağı inmesi hayal olur. Ekonomi modunu alıp, şöyle hemen alıvereyim. Ekonomi modunu alıp, iyice sabit süratli bir süreç yaparsın. Evet. 8 litreye kadar çekilebiliyor. 8 litre, daha aşağısı hayal, gerçekçi olmaz. Bu arabayı bu donanımda kullanırken daha aşağısı... Can istersen biraz... bir de şu otonom sürüşü gösteriver ya. Evet, ellerini bırakabilirsin. Yani bırakmasam daha iyi olur da. Bırakabilirim. Ben yoğun yağışlı zamanlarda da denedim. Yolun böyle kötü kirli oldu. Işığın değiştiği koşullarda gayet başarılı çalışıyor. Öyle. Çalışamadığı durumlar çok keskin viraj olursa... Dümdüz yol olduğu için, tabii. Virajın içini göremediği zaman sorun çıkartabiliyor. Dur kalk trafikte çalışıyor. Evet. Ama bir 30 saniye kadar direksiyonlar ellerini çekersen önce bir görsel uyarı veriyor. Sonra sesli uyarı veriyor. Sonra da kontrolü sana devrettim diyor. Daha da çok şey yapmazsan, cevap vermezsen sert bir fren uyguluyor. Seni bir silikiyor böyle. Otonom sürüş çoktan hayatımıza girebilecek bir şey. Çoktandır hayatımızda olabilecek bir yeterlilikte ama kanuni engeller aşılmadığından dolayı hala böyle ufak tefek dürtmelerle aslında buna tam otonom sistem denmiyor akademik alanda. Bu sürüş destek sistemi. Otonom sistemde sen oturuyorsun, gideceğin yeri belirliyorsun, araba gidiyor. Şu anda arabanın üzerindeki sensörlerle küçük bir yazılım değişikliği yaparsan bu dediğini yaparız. Evet. Yani ona mani değil. Tabii. Ama işte park sisteminde de gaza sen basıyorsun. Frene sen basıyorsun. Tabii. Kendi kendine park ediyor ama sorumluluk yine sürücüde. Tabii tabii. Yani burada bunların esas... hepsi sürüş geliştirilmiş sürüş destek sistemleri. Bana. Evet. Evet. Ha, nerede işe yarıyor? Allah korusun. Olur insanlık halde direksiyon başına fenalaşırsınız. Uyursunuz. Evet. O zaman kesinlikle hayat kurtaracak sistemler. O açıdan... Hem şeritte tutuyor hem fren yapıyor. Bak değinmeden edemeyeceğim. Uzun zamandır gördüğüm en iyi far. Açık ara en iyi far. Hatta kullana geldiğim açık ara en iyi far. Hem ışığı çok homojen dağıtıyor, önünde parlak alan oluşturmuyor. Diğer iyi arabalarda tamam, xenon far, led far çok iyi aydınlatıyor ama ön tarafını fazla parlattığı için özellikle yağışlı zeminde benim gözüm açıyor. Çünkü bu aydınlatmayı da nasıl sağlıyor? Bir sürü bölmeden oluşan bir aydınlatma sistemi var. Evet. Tek mercek yok. Evet. Bölüm bölüm ledlerle aydınlatılmış bir sistem var. Çok güzel. Önünü çok fazla parlatmadan ışığı çok güzel yayıyor. Çok ilerilere kadar ışığı gösteriyor. Uzunları yakarsan zaten gece gündüze dönmüş gibi oluyor. Ben farından da çok memnun kaldım. Yüksek yapısında avantajı var.
kullanım olarak da gözüme çarpan pek bir eksiği yok. Dokunmatik ekran hala daha ben sorguluyorum, sevemiyorum. Ama beraber yaşanabilir olmuş. Malzemelerin, malzeme seçimlerinin zevkli olduğu bir kabin. Bu arabanın Türkiye'de rakibi pek yok. Yani 2 litre motor hacmiyle sahip olduğu fiyat etiketi bakınca sunduğu özelliklerle kıyaslandığında. Şimdi Can, Audi Q7'de 2 litre TFSI motor sunmaya başladı. 2 litre TDI olmasa da henüz. Yani. Yani diğer premium üreticiler de motor hacmi küçültmeye devam ediyorlar. Gittikçe rakipleri artıyor. İşte hibrit modelle bu tabii da geliyor ama. Yani bunun motorun benzinli hibriti de var. T8 plug-in evet hibrit model. Bu motorun performansı yeterli. İşte yakıt tüketiminde 7 litre civarında çekebilmek mümkün. Sakin, sürekli. Yani daha ne olsun canım, yani 2200 kilogram ağırlığında bir öyle araçtan bahsediyoruz. 7 kişiyi taşıyabilen havalı süspansiyon. Yani bu araba ilk sahibi için muhteşem bir deneyim. İkinci el alacak olan insan biraz düşünsün. Garanti bittikten sonra 3. 4. sahipleri baya baya ciddi çile çekebilir. Ya şimdi uzatılmış garanti lazım. Meriç, yemişim garantisini. Yolda gidiyoruz. Sağdan çıkalım. Çıkalım. Yolda gidiyoruz şimdi, kamyonlara yakınız. Hı hı. Önümüzdeki kamyonun tekerleğinden taş sıçradı, farımı çatlattı. Ne olacak? Kaç bin lira masraf bana? Can, tabii ki premium aracın fiyatı da premium. Bakımı, servisi, bak, yedek parçası da premium. Ben bunu kabullenirim. 696 bin lira mıydı? Evet. Vermişim, almışım. Bir daha soruyorum. 6 bin lira da bir para. 696 bin lira mıydı? Evet. Bu arabayı sattığımda... O kadar da abartmasak mı? Burayı yani... Sonuçta bir Peugeot inceledik, 200 bin lira. İşte akla zarar artık. Otomobillerin evet fiyatı akla zarar. İyi arabalar, alınabilir arabalar aşırı pahalı. Kötü ufak tefek kusurları olan veya işte görmezden gelip beraber yaşayabileceğiniz arabalar da yani bakıyorsun yine pahalı. İyice artık motor bağlanmış tekerlekli tenekeler alınabilir fiyatta. Onlar da haddinden fazla pahalı. Neyse, genel piyasa incelemesi değil. Arabanın üzerinde ikinci, üçüncü sahibi bu arabayla ciddi ciddi şey yapabilir. Hani yedek parça fiyatı konusunda sinir krizi geçirebilir. Yani şimdiden bir şey öngöremeyiz. Volvo'nun yeni üretim teknolojisindeki kalitesi nasıldır ama canım, muhtemelen parçanın fiyatından bahsediyorum. Tabii, fiyatlar çok fiyatlar yüksektir. Parça fiyatı tabii, yüksek. Tabii. Sorun çıkarması için değil. Ki ufak tefek sensör arızaları da vermesi sürpriz olmaz. Çünkü araba yapısı itibariyle hani tank gibi ama donanım yüklü bir tank. Her tarafı sensör, her tarafında bir sürü küçük göz var. İşte kirleniyorlar ufak tefek. Sağdan soldan lüzumsuz sinyaller de gelebiliyor araba tam mükemmel kondisyonda değilken. O yüzden sık sık yıkayıp bakımlı kullanan insan, ilk sahibi harika bir deneyim yaşayacak. Verdiği paraya değebilir. Hı-hı. Türkiye'deki rakipleriyle kıyaslarsak. Ötesinde ikinci el, üçüncü el alma hayali kuranlar bir kere daha durup düşünsünler. Evet Can, o zaman XC90 ile ilgili bölümümüzü ufaktan kapatalım. Varsa ekstra detay sorularınız yorumlar bölümünde her zaman cevaplamak için hazır. Sen ettikse affola. Arabadan memnun kaldığımızı bir kere daha altını çizelim. İnşallah hep beraber daha güzel, daha farklı otomobilleri alınabilir fiyatla değerlendirdiğimiz, herkesin memnun ayrıldığı bölümler çekmek dileğiyle. Şimdi görüşmek hoşça üzere. Hoşçakalın.